Dostlar, herkese hayırlı geceler, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi beraber piyasayı analiz edelim. Sizlere soru sormuştum. 100 tane hisse analiz edecektim. Bu hisse analiz üzerine bugün yapacağım. Şöyle bir saniye şurayı ayarlayalım. Sizlerin Twitter'da sormuş olduğu soruların hepsini yanıtlayacağım için şu an sizden biraz beklemenizi talep ediyorum. Ben şuraları ayarlayayım. Sesle alakalı bir sorun sıkıntı var mı bu arada? Saniye şuraya şey yapalım. Sesim net geliyor mu dostlar? Kontrollere geçelim. Evet, şimdi sırayla sorularınızı yanıtlayacağım. Sorularınızı yanıtlayacağım derken bir saniye çok ufak bir bekletmem lazım dostlar. Şey bir şey yapayım. Evet. Tamam. İlk sorumuz Can TL ile alakalı gelmiş. Her hisse için ayrı bir kayıt alacağım. Bilginiz olsun. Şimdi Can T'yi şöyle bir yorumlayalım. Can T. Tweet'in altına yapmış olduğunuz yorumlardan yola çıkarak yapıyorum onu. Bilginiz olsun. Şöyle. Büyük ölçekte analiz yapacağım. Evet dostlar, şimdi Can T hissesini analiz edelim. Videonun başında şunu söylemek istiyorum. Burada paylaşılan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zarar edebilirsiniz. Can T yorumlamaya başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Can T hissesi bildiğiniz üzere sığ bir hisse olduğu için bazen sürpriz gelişmelerin yaşanabildiği bir hisse. Şu an Can T ile alakalı. Birinci hedef noktası 22.56 görünüyordu. Burayı biz gördük. Üstüne de çıktı hatta. Sonra düşüş formasyonu neticesinde bakın yükseliş formasyonu burada. Düşüş formasyonu burada. Tekrar yükseliş formasyonu oluştu. Burada grafiği şu an 22.56, 26.66 şeklinde görünüyor. Bilginiz olsun. Dediğim gibi Can T hissesinin kademe derinliği biraz düşük olduğu için riskli bir hisse. Mutlaka sağlıklı bir takip stratejisi oluşturmanızı tavsiye ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi Cante'nin kaydını durdurduk. Diğer hisse senedinin sorusu neymiş derim. Dostlar, canlı yayını izliyorsunuz. Biraz sabırlı olalım. Soruları sırayla alacağım. Hızlı hızlı geçeceğim zaten. Derime gelelim. Şimdi Ezen Şerif de bize eşlik ediyor. Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ezen Şerif ile beraber Ezen Şerif eşliğinde derimi analiz edelim. Şimdi hisse senedindeki grafiğe baktığımız zaman yakın vade hedefleri 17.23. Sonraki hedef 18.48 görünse de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kademe derinliği sığ olan bir hisse senedi mutlaka ama mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Sürpriz gelişmelere açık olan bir hisse senedi. Benim kendi şahsi olarak takibimde olan bir hisse senedi değil. Twitter'dan gelen sorular üzerine yanıtladım. Bahsettiğim hiçbir konu yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bilginiz olsun. Derimle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki hissenin analizine geçelim.
İttifakla alakalı soru gelmiş. Grafiğin üstünde benim analizim olduğu için açık konuşmak gerekirse onu analiz etmek istemiyorum. Sonraki sorunun içinde de Galatasaray var. Galatasaray hissesinde de benim kendi grafiğim var. Uzun vadeli analizini isteyenler YouTube'dan bakabilirler. Garanti Bankası'nın analizini TradingWise profilinden bulabilirsiniz. Şöyle. Garanti Bankası'nın analizini ben sizlerle paylaştım. Tekrar analiz etmeye şu an için bir gerek yok. Bakın şurada duruyor analizi, oradan bakabilirsiniz. Diğer soruya gelelim. Alfas. Evet, Alfas'ın analizine geçelim. Bugün sırayla bütün sorularınızı analiz edeceğim. Şu an YouTube'daki arkadaşlar sizin sorularınızı göremiyorum. Twitter'daki 87 tane yorum vardı. Onlara bakarak geliyorum. Hemen hemen 10 tanesini geçtik. Diğerlerini de hızlıca bitireyim. Sonra sorulmamış bir hisse varsa onları yanıtlayalım. Evet, kaydımızı başlatalım Alfas için. Evet dostlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi Alfas hissesini yorumlayacağız. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ. Burada videonun başında bahsetmek istediğim konu şu. Burada paylaştığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zarar edebilirsiniz, bilginiz olsun. Zaten takip ettiğim bir hisse senedi de değil. Sebebini söyleyeyim. Bu hisse senedi yakın tarihte halka arz bir hisse olmasına rağmen çok hızlı bir yükseliş kaydetmiş hisselerden bir tanesi. Bakın, dip noktası 8 lira bandı, zirve noktası 170 lira bandı. Yani 20 katlık bir yükseliş gerçekleşmiş. Bu hisse senedinin yükselirken herhangi bir tekniğe uygun hareket etmediğini, yüksek bir taleple, yani daha doğrusu manipülatif bir hareket demeyeyim de, insanların talebi doğrultusunda diyeyim, bu noktalara geldi. Burada yakın vadede bir yükseliş formasyonu oluşsa da açık konuşmak gerekirse riskli bir hisse senedi 125 liranın altına düşmemeye gayret edin. Alfa Solar Enerji ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Ederinin çok çok üstünde pahalı bir hisse senedi. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer soruya geliyorum. Kua Granit. Kua Granit'in üstünde benim grafiğim var. Grafiğimin olduğu hisse senetlerini es geçmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. CESA'ya bakalım. CESA ile alakalı kaydımızı başlatalım. Evet dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Videoların başında hatırlattığım konu, burada paylaşılan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bilginiz olsun. CESA Emitha Petrol Kimyevi ve Türevi Sanayi Ticaret AŞ eski bir hisse senedi olmasına rağmen çok uzun bir süre 10 liraların altında, hatta dip noktaları şöyle bakarsak 2017'de 2 liraların altında falan da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam sen 2017, aynen 2 liraların altındaydı. Bu hisse senedi daha sonra çok hızlı bir şekilde 240 liralara kadar gitti. Yani 100 katlık bir yükseliş. Ben bunun çok böyle finansal verilerle ilişkili olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Hem kademe derinliği bakımından dikkat edilmesi gereken bir hisse senedi, hem de hareketlerin reaksiyon hani hızına bakarsak şunu da söyleyebilirim. Çok ciddi manipülatif hareketlerin olduğu bir hisse senedi. Bakın 188 liradan taban taban yiyerek direkt 147 liraya kadar bir düşüş ve söz konusu. 2 günde gerçekleşmiş. Yani kapanışını 182'de yapmış. 2 gün sonra 146'ya kadar düşmüş. Bundan dolayı çok ciddi şekilde dikkat edilmesi gereken bir hisse senedi. İleride kademe derinliği oluşursa trade için uygun bir hale gelebilir. Ama şu an trade etmek için, alım satım yapmak için riskli. Uzun vade ben alıp hiç satmayacağım diyorsanız o tabii ki ayrı bir tercih. Ama şu an için riskli hisselerden bir tanesi. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Benim takibimde olan bir hisse senedi değil ki zaten formasyon oluşumuna baktığımız zaman da keskin düşüşün sebebini az çok anlayabilirsiniz. Ha şunu da belirteyim. İstediğiniz kadar alamaz, istediğiniz kadar satamazsınız bu hisse senedinde. Kademe derinliği çok çok düşük. Bunu tekrar üstüne bastırarak söylemek istedim.
CESA ile alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki analize geçelim hemen. Şimdi CESA'yı aşağı aldık. Tamam. Bir sonraki şey neymiş? Taten, T-Spor, BN. Taten'e bakalım. Kişi başı hani her yorumda gelen bir soruya bakıyorum. YouTube'dan şu an dinleyen, izleyen dostlar. Yanlış anlamayın, sizlerin de sorularına geleceğim. Ben Twitter'dan bir tweet atmıştım. Oraya gelen yorumlar üzerine şu an analizi yapıyorum. Devam ediyorum. Bilginiz olsun. Taten'e bakalım. Şimdi kaydı başlatalım. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Taten hissesini analiz edeceğiz. Taten hissesini analiz ederken şunu bilmenizi istiyorum. Bu hissede şu an teknikle alakalı çok fazla konuşulabilecek bir şey yok. Yakın tarihte halka arz olmuş hisselerden bir tanesi 24 bandından 85 bandına kadar yükselmiş bir hisse senedi ve buradan da düşüşünü devam ettiren bir hisse senedi. Şu an finansal verilere baktığımız zaman değerinin çok çok üstünde fiyatlanan bir hisse senedi olmasına rağmen talep gören, yani popüler hisselerden bir tanesi, bu yönüyle ayrışıyor. Teknik olarak da çok zaten konuşulabilecek bir şey yok. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 47 liranın altına çok fazla düşmemeye gayret edin. Taten'le alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet, Taten'in kaydını bitirdik dostlar. Ayrı ayrı her hisse için bir video hazırlıyorum. Bütünü siz daha sonra görebileceksiniz. Pardon. Şeye bakalım, şu yalım. YouTube'daki paylaşımlardan hissenizin adını aratmanız yeterli olacak. Yani bunu rahat bir şekilde görebilmeniz için yeterli olacak. Ben şu diğer Wi-Fi'ni bir şimdi takayım dostlar. Ufak bir bekletiyorum. Kusura bakmayın. Hemen halledip geleceğim. Evet, Wi-Fi cihazını buldum. Hemen takalım. Sinyalimiz güçlensin. Yayın kalitesi artsın. Şöyle bakalım. Sizlerin sorularını da şimdi yanıtlayacağım. Taten'le alakalı kaydımızı yaptık. Zoom. Evet, bunu da kaydını alalım. Şimdi dostlar, Füzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın analizini yapacağım. Ama burada sizlere şunu aktarmak istiyorum. Bakın, yeni halka arz olmuş hisse senetlerinde talep fazla olduğu veyahut popülerliği sosyal medya paylaşımlarından dolayı arttığı için bu hisse senetlerinde değerine yakın veya değerinde bir fiyat görmeyi beklemeyin. Çok matematiğe uygun hareketler beklemeyin. Yani hisse senedinin 9 liradan bir anda 28 liraya gidip tekrar düşmesi bu teknik anlamda bir veri sağlamıyor bize. Bu tarz hisse senetlerinde arz talep dengesinden kaynaklı yeni halka arz olmuş ve burada talebin de yoğun olduğu veya
reklamın daha az ya da daha çok yapılması noktasında etkenler var. Yani bu tarz hisse senetlerinde teknikle alakalı bir yorum yapmak mümkün değil. Evet, siz istiyorsunuz işte her hisse senedinde biri bir yorum yapsın, hisse ne olacak desin. Ama geçen gün sizlerle bir paylaşım yaptım. Bakın, hemen hemen haftada bir tane, iki tane paylaşım yapar mısın diye mesaj geliyor. Sosyal medyada birçok halka arz olan hisse senedi bazı hesaplar tarafından ederinin çok çok üstünde olmasına rağmen sponsorlu reklam aldıkları için paylaşılıyor. Ve bu tarz hisseler sürekli hani dillendirildiği için ne oluyor? Popüler hale geliyor ve insanlar bu şirketlerin gerçekten hani geleceğe yönelik çok büyük hamleler yapacağını düşünerek alıyorlar. Aslında ederinin çok çok üstünde, ederinden pahalı veya manipülatif bir hareketin olduğu hisse senedine yatırım yapmış oluyor. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Füzul gayrimenkul yatırım ortaklığı ile alakalı çok söylenecek bir şey yok. Hisse şu an rayiç değerinin üstünde fiyatlanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki rayiç bedeli örnek veriyorum 9 lira, hisse şu an 17 lira. Halen mi üstünde? Evet, halen üstünde. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Alıyorsanız da bir iki sene sonra bu değeri hak edeceğini bilerek alın. Bilginiz olsun. Füzulle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki analize geçelim. Aksu. Bununla alakalı grafiğim var diye hatırlıyorum da. Bir bakayım. Ana hesabımda. Neyse burayı geçelim. Diğer ise Alarko. Alarko'da da grafiğim var. Emlak konut. Emlak konutun zaten paylaşımı var video olarak kanalımda. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Reysaş. Reysaş'a bakalım be. Evet dostlar. Reysaç'la alakalı analizimizi yapmadan önce hatırlatalım. Burada bahsettiğim konuların hiçbiri yatırım tavsiyesi ya da bahsettiğim hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zarar edebilirsiniz. Hatta direkt zarar edersiniz. Dikkate almayınız lütfen. Sadece eğitim içerikli analiz yapıyorum. Burada Reysaç'la alakalı çok söylenebilecek bir şey yok. Bakın, siz burada teknik olarak benden şunu bekliyor olabilirsiniz. Evet, yükseliş formasyonu var. Bu yükselir. Bunu bekliyor olabilirsiniz. Lakin size söylemem gereken şey şu. Bu hisse aslında çok iyi örnek olabilecek bir hisse. Neden diye soracak olursanız. Şimdi geçmişi eskiye dayanan bir hisse. Bu hissenin yapısı itibariyle bu kadar ciddi bir yükseliş yapmış olması normalin üstünde. Yani normal değil. Bu tarz hisse senetlerinde özellikle zirve noktasını tamamlamış veya tamamlamaya yakın olan hisse senetlerinde ekstra dikkatli olun. Yani sizin tabloda hissenizin yükselmiş olması onu satabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı hisselerde siz kar görseniz bile satmak istediğinizde satış yaparken aşağı doğru bir harekete sebep olduğunuz için yani orada alış emrinizi destekleyecek bir satış emrinizi destekleyecek bir alım olmadığı için ne oluyor? Düşüş hareketine sebebiyet veriyorsunuz. Bu tarz hisse senetlerinde dikkatli olun. Evet, yükseliş grafiği yok mu? Var. Yani bununla alakalı ben sadece şunu söyleyeyim. Evet, yükseliş grafiği var. 35 lira, 39 lira hedefleri var. Ama riskli mi? Riskli bir hisse senedi. Bilginiz olsun. Reis aşağı alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki yoruma geçelim. İsvaş. İsvaş'ın grafiği duruyor. Oradan bakabilirsiniz. TSKB'de grafiğim olduğu için şu an bakmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk Hava Yolları'nın grafiği zaten var. Esra'nın benim profilimde. Oradan bakabilirsiniz. DAP Gayrimenkul. Şimdi dostlar, siz evet bakın yine söylüyorum.
DAP'la alakalı analizi başlatalım. Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi DAP gayrimenkul geliştirme ile ilgili analizimizi yapalım. Burada sizlerden şöyle bir beklenti olduğunu biliyorum. İşte her hissenin analiz edilebileceğini düşünüyorsunuz. Bununla alakalı bir sorun, sıkıntı yok. Her hisse analiz edilebilir. Ama ilk başta bir hissenin analiz edilirken bu hissenin ederinin üstünde olup olmadığına bakılır. Türkiye'de çok fazla dinlendiriliyor ya. Dillendiriliyor ya, hani teknikten önce temel analize bakılır diye. Siz bir hisseyi analiz etmeden önce şuna bakarsınız. Ederinin üstünde bir hisse senedi mi, yoksa alım için uygun bir hisse senedi mi? Şimdi bu tarz bir hareketi yapmış olan bir hisse senedinde neredeyse 10 katlık bir yükseliş yapmış. Bu 10 katlık yükselişi yapmış bir hisse senedinde siz şunu bekliyorsanız, nasıl diyeyim ben size? İşte ben teknik analizi yapacağım, yukarı gideceğim diye bir şey bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bu hisse senedi ederin üstünde ise risk barındırır. Şahsen ben yatırım yapmam. Peki bu hisse senedinde böyle bir yorum yapacak olursak nereler görünüyor? Onu da göstereyim size. ABD'de formasyon şu an ekranda kapalı olduğu için göstermeyebilir. Yani dostlar şöyle bir bakmam lazım. Evet, burayı bozmuş. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Bu hissede şu an herhangi bir formasyon yok. Ben baktım. Dedim hani bir ABC'de formasyon oluşur mu? Yokmuş. Bu hisse senedinde büyük bir geri çekilmenin gelmesi gerekiyor. Bu geri çekilmenin açık konuşmak gerekirse yükselirken tekniğe uymadığı için düşerken tekniğe çok uyar mı? Onunla alakalı fikir beyan etmek istemiyorum. Çünkü birçok kişi bu tarz hisse senetlerini alırken piyasada uçacak, kaçacak gibi telkinlerle aldıkları için mağduriyet yaşaması, benim de o kişilerin o hisse senedine dair kurmuş oldukları hayalleri yıkabilecek cümleler sarf etmek ya da insanları mutsuz edecek kelimeler kullanmak istemediğim bir hamle olur. DAP gayrimenkulle alakalı çok söylenecek bir şey yok. Yani buradan bir çizgiyi çizeriz, yukarıdan çizgiyi çizeriz, destek şurasıdır, direnç şurasıdır derseniz hani matematiğe uymayan bir hissede destek direnç aramanın çok mantığı yok. Bilginiz olsun. Bu hisseyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi dostlar, evet, bütün itibariyle hisseleri analiz yapıyoruz. Hisselerle alakalı paylaşımları yapıyorum. Ama bazen gerçekten hangi kelimeyi telaffuz edeceğim noktasında çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Niye diye soracak olursanız, insanlar çok fazla hayal bağlıyorlar hiç olmayacak hisse senetlerine. Araştırma yapmadan alıyorlar. Araştırma yapmadan aldıkları için ben onların sorularına cevap verirken zorlanıyorum. Çünkü bu kullanacağım kelimeler insanları kıracak kelimeler. Söyleyeceğim kelimeler insanları üzecek kelimeler. Akşama kadar kaç kişi sevindirdik de kalkıp insanları üzeyim diye düşünüyorum ben. O yüzden hoşuma gitmeyen hisselerden mümkün mertebe kaçmaya çalışıyorum. Bakın, Martı. Martı'da şu an grafiğim olduğu için Uğur Bey. Paylaşmayayım. Sanko. Sanko'da bir bakayım. Sırayla geleceğiz. Şurada bir aynen, yükseliş formasyonu var. Sanko'yu şöyle bir kaydedelim. Evet dostlar, şimdi Sanko'yu analiz ediyoruz. Sanko ile alakalı şunu söyleyeyim. Bir yükseliş formasyonu var. Yükseliş formasyonunda Sanko benim takibimde olan bir hisse senedi değil. Bu arada onu da belirteyim. Finansal verilerini çok fazla bilmiyorum. Burada 26.38 ilk hedef olarak görünüyor. 28.90 ikinci hedef olarak görünüyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu hissenin
fiyat hareketlerini takip etmediğim için tekniğe çok uyup uymadığı ile alakalı bir fikir sahibi değilim. Ben sadece ekranda gördüğümü yorumluyorum. Bu yorum da lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Dediğim gibi takibimde olan bir hisse senedi değil. Ben genelde BIST 30 ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Türkiye piyasasında hoşuma giden hisseleri alıyorum sadece. Yani bütün hisseleri takip etmiyorum. Hatta birçok hissenin ben adını dahi bilmiyorum. Siz sorduğunuz zaman sadece grafiğine bakıyorum. Ne iş yaptıklarıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü ben biraz ketumum bu konuda. Takip ettiğim listenin dışına çok çıkmayı seven biri değilim. Bilginiz olsun. Sanko ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdi Sanko'yu da kapattık. Hektaş Kristal. İkisinde de grafiğim var. Reader ile alakalı. Ya şimdi siz soruyorsunuz da ben buna şimdi ne söyleyeyim? Bakın soruyorsunuz da ben buna şimdi ne söyleyeyim? Şunu sorarım. 10 liradan ne oldu da 30'a geldiniz? Yani 24 bandına geldiniz. 24 lira bandını hak ediyorsa bu hisse niye kalktı 18.50'ye düştü? Ya bu tarz hisse senetleri arkadaşlar halka arz olan her hisse senedi bir proje olarak algılanıyor. Bak arka planda dönen reklam olaylarından sizin haberiniz yok. Adam tweet at, tweetin başına ben 100-150 dolar para vereceğim diyor sana. Bakın tweet at, tweet başına 100-150 dolar. Bir ay boyunca ben 10 tweet atsam bana vereceği para 1500 dolar. Düşünün. Teklifi bu. Bir tane hisseyle alakalı 10 tane tweet al, at, ben sana 1500 dolar vereceğim. Sosyal medyada size bilgi veren kişilerin gerçekten borsacı falan olduğunu düşünüyorsanız, çoğunun hatta %99'unun borsacı olduğunu düşünüyorsanız dostlar, insanları çözmede ciddi sıkıntınız olduğunu söyleyebilirim. Bu adamların borsayla alakalı hiçbir background yok. Yaptıkları tek şey onlara makale atıyorlar. O makaleyi kopyala yapıştır, copy paste yapıp paylaşıyor adam. Başka hiçbir şey yok. Etkileşim kazanmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Ben şimdi bu hisseyle alakalı ne söyleyeyim size? Hissenin ederi belli. Hisse ederin üstüne çıkmışsa risk barındırır. Ha sen alıp 10 yıl ben satmayacağım diyorsan o ayrı bir şey. Ama ne diyeyim şimdi ben? Karsan'a gelelim. Gerçekten çoluk çocuğunuzun rızkına yazık yani. Kalkıp öyle tuhaf tuhaf hisse senetlerine yatırım yapıyorsunuz ki. Bak kardeşim burada Karsan düşüş grafiği. Bak yükseliş grafiği. Hedefe geldi düştü. Burada düşüş grafiği var bu arada. Hani periyodu küçülteyim. Öyle durduk yere geri çekilmedi yani. Burada da yükseliş grafiği var. Bak nereden düşeceğini hesaplayabiliyorsun. Nereden çıkacağını hesaplayabiliyorsun. Karsan hissesinin adını hani çok dikkate almanıza gerek yok. Dikkate almanız gereken şey hissenin grafiğinde siz hesaplama yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Siz burada hesaplama yapabiliyorsanız bu hisse senedi trade etmek için uygun bir hisse senedi demektir. Her düşüşe, her yükselişe uygun hareket ediyorsa uygun bir hisse senedi demektir. Trade için, alım satım için, ticaret için. Siz bozuk araba alıyorsunuz deyim yerinde ise bundan sağlıklı araba performansı bekliyorsunuz. Arabanın motoru sıkıntılı. Ya çok söylenecek söz var da ne diyeyim ben? Sabahtan beri gelen sorulara bir bakın. Kaç tanesinde sağlıklı hisse senedi var? Kaç tanesinde gerçekten böyle hareketleri iyi olan hisse senedi var? Ya birçok kişi diyecek, bak 61 kuruş. Bak burada. Ve bu hisse senedi bölünme yapmış 1. Bu hisse senedi bölünme yapmış 2. Şu anki fiyatı 55 liradan K0.55'ten 6 liraya gitmiş birisi. Yani o yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Ederinin üstünde mi değil mi dikkat edin. İnceleyin hissenizi. Bu arada Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı takibimde değil. Ama kademe derinliği açısından diğer sorulan hisselere göre daha iyi bir hisse senedi.
Background'u ile alakalı hiçbir bilgim yok. Onu da söylemekte fayda var. Yani hisseyi karalamak gibi algılanmasın lütfen. Teşekkürler hocam. İnsanları bilgilendirdiğiniz için iyi niyetine ve samimiyetinize. Ya şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Ben hafta sonu analizi yapıyorum. Ne analizi yapıyorum? Ben hafta içi hangi hisseleri takip ederim diye. Ben hangi sektörlerle alakalı yükseliş bekliyorum diye. Hangi sektörlerde düşüş bekliyorum diye. Ama bakıyorum size. Size derken ben Türkiye piyasındaki yerli yatırımcılara bakıyorum. Gelen sorular kademesinde 50 lot olan hisse, 100 lot olan hisse, 2 sandalye bir masa, eskiden 6 sandalyeydi 2'ye düştü. Hisselerin kalitesi o kadar düştü. Bu tarz hisse senetleriyle alakalı benden yorum bekliyorsunuz. Ben size kalkıp diyeceğim ki bu hisse hani bir kuruş verseler bile alım satıma değmez. Bu direkt sizi kıracak bir yorum olur. Hiçbir şey yapmıyorsanız BIST 30 hisselerinden BIST 50'den şaşmayın. Şimdi bebek hisse tabirleri çıktı, bilmem şu hisse tabirleri çıktı. Ya bu tabirleri kullanan kaç kişi hisse analizi yapmayı biliyor? Allah'ınızı severseniz ya. Bir bakın adamın bahsettiği bilanço hesaplaması yanlış. Adamın bahsettiği sektör bazlı gelişmeler yanlış. Adamın bahsetmiş olduğu şirketle alakalı kap haberleri ya eski ya bahsettiği değerde hani hisseye katkı sağlayacak bir haber değil. O yüzden bilinçlenelim arkadaşlar. Çok çok bilinçlenelim. Aselsan'la alakalı grafik var. Egen. Egen çok sığ bir hisse senedi. Füzul. Bununla alakalı analiz yaptım. Birazdan paylaşacağım. Gümüşe bakalım. Şimdi benim gümüş analizim birinci hedefine geldi. Kaydı başlat diyelim. Şimdi arkadaşlar. Burada ben birçok piyasada analiz yapıyorum biliyorsunuz. Sürekli trade de ediyorum. Ben alım satım yapmayı, trade etmeyi seven biriyim. Özellikle Türkiye piyasasında tatil mi oldu? Hemen yurt dışı piyasalarında analiz yapıyorum. Trade ediyorum. Veya işte gümüş, altın ve buna benzer emtialarda analiz yapıyorum. Trade ediyorum. Mesela gümüşle alakalı soru geldi. Bakın kendi üstünde grafiğim olan bir şey, analizim olan bir şey olduğu için, parite olduğu için bakın TMT'ye. Alım noktası, düşüş noktası geri çekilmesini yapar sonra 24 dolara gelir. Tertemiz. Hiç bozmaz, hiç kasmaz. Kalkıp sağla solla ıvır zıvırla hiç uğraşmaya gerek yok. Yaptığınız analizleri doğru yapın. Ben burada analizi yaparken analizi yaptığım noktaya bakın. Dip nokta. Geldiği noktaya bakın. Tam hedef noktası. Geri çekilmenin emaresine bakın. Hedef noktası. Bu şekilde. Keşke şu grafiğin yarısı kadar Türkiye piyasasında grafiğe uyan, hesaplamaya uyan hani güzel hisseler olsaydı. Türkiye piyasasındaki hemen hemen her hisse manipülatif hareketlerden etkilene biliyor. Gümüşle alakalı şunu da söyleyeyim büyük ölçekte. Bu arada benim ana hesabımdan baktığınızda eski grafiklerimde duruyor. Bakın. Trade etmek adına çok önemli, güzel bir emtia. Grafiğe de çok güzel uyan bir emtia. Birinci hedefi şu an 22.75 geldi. Geri çekilmesini tamamlasın. Sonraki hedefi 24.048. Bilginiz olsun. Evet, gümüşle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Barma'da grafiğim var şu an için. Yanlış olur bakmak. Merko'da grafiğim var. Yanlış olur. Yayla gıda. Yok, ona bakmayın. Geçen bir soru geldi. Onun için hani grafik atmıştım üstüne. Manipülatif algılanabilir. Kristal. Bakalım.
Genelde hep aynı hisselere sorulmuş. İmaş, Alfas, Halk Bankası. Halk Bankası'na baktım. Videosu duruyor. Paylaşımı da duruyor profilimde. Logo kademe derinliği yüksek olmayan bir hisse senedi olduğu için hani çok böyle tekniğe uyan bir hisse senedi değil. Teknosa ile alakalı. Şöyle söyleyeyim. Teknosa'da bir düşüş grafiği vardı. Bir saniye. Dolar bazlı bakacağım. Takibinde olan bir parite. Açalım bir saniye burayı. Burada daha önceki hareketiyle beraber güzel bir yükseliş kaydetti. Teknosa'yı bir saniye kaydedelim. Evet dostlar, Teknosa'yı analiz ediyorum. Burada paylaştığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bilginiz olsun. Zarar edebilirsiniz. Belirtelim. Teknosa daha önce büyük ölçekteki grafiklerin hepsine çok güzel uyuyordu. 2021 yılında pandeminin etkisiyle beraber hızlı bir geri çekilme yaptı. Dolar bazlı grafiği. Neden dolar bazlı grafiği diyorum? Çünkü dolar bazlı çok güzel çalışan hisselerden bir tanesi. Büyük ölçekten izleyeceğim. Kısa vadede şuradaki düşüşten bahsedeceğim birazdan. Bunun ana hedefi 2 dolar 51 sent. Şu anki fiyatı 1 dolar 24 sent. Burada yakın vadede bir geri çekme formasyonu var. Gelsin ekran şimdi bir saniye. Kaç saatlik dedi bu ya? Dur ben buradan direkt ölçeyim. Bir boyu da bozmayalım. Şimdi saatlerce şeyde aramayalım. Şu an aktif 1 dolar 24 sent. Düşeceği rakam 1 dolar 13 sent. 1.41'den itibaren. Takribi yüzde kaçlık bir düşüşe tekabül ediyordu burası? Rakamlar aklında olduğu için hemen size değerleri gösterdim. Yaklaşık zirveden itibaren %18,5'luk bir düşüş, yani %19'a yakın bir düşüşten bahsediyorum. Daha sonra tekrar yükseliş ivmesine devam edecektir. Tabii ki endekste herhangi bir sürpriz gelişme yaşanmadığı takdirde. TL bazlı da bakalım hemen. Dolar bazlı grafiğindeki hedefler gayet güzel. TL bazlı da şurada bir yükseliş grafiği var. Göstereyim şimdi onu size. Periyot 30 dakika mıydı? Bir gelsin ekrana. 30 dakika olması lazım. Ya da 15'ti. Bir bakalım. Gelsin ekrana. Hafta sonu baktım da tam olarak hangi noktada baktım onu hatırlamıyorum. Bir bakalım. Gelsin ekrana bir bakalım. Yanlış hatırlıyormuşum dostlar. Hakkınızı helal edin. Sonuçta beşeri hafıza. Teknosa ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. 1 dolar 13 sente geldikten sonra tekrar bakmakta fayda var. Şimdi burada dolar bazlı baktığınız zaman 10 sentlik bir geri çekilme, küçük bir geri çekilme gibi görünse de TL bazlı baktığınızda neredeyse 3-4 dolarlık ve 3-4 liralık bir düşüşe tekabül ediyor. Dolar 28 lira bandıyla hesaplarsak 2,80'lik bir geri çekilme. 15-20 sentlik bir geri çekilmeden bahsediyorsak örnek veriyorum. Bu da neredeyse 5-6 liralık bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Hissenin TL bazlı fiyatına baktığımız zaman da 2-3 lira bandında geri çekilme yapsa zaten ortalama yüzde kaç yapıyor? Neredeyse %8-%9'a tekabül ediyor bu. Bundan dolayı bu tarz hisse senetlerine mutlaka dolar bazlı bakmakta fayda var. Şimdi buradaki soruların hemen hemen hepsini yanıtladım. Diğerleri aynı sorular veya sığ hisseler. Ford Otoyla ile alakalı paylaşımım var. Çimsa, İmaş Makina, sizlerden gelen sorulara bakayım biraz. YouTube'da bekliyorsunuz kaç zamandır? Şimdi dostlar şöyle bir bakalım. Sizlere biraz daha hasbihal edelim açık konuşmak gerekirse. Şimdi birçok kişi burada bu videoyu dinliyor.
Daha sonra dinleyecek veya izleyecek. Neyse. Sizlerden benim isteğim şu. Bu süreçte panik olmamaya gayret edin. Hisse senedinizin uzun vadeli grafiklerine odaklanmaya gayret edin. Manipülatif veya algınızı düşüşe dair yönlendiren paylaşımlardan uzak durun. Mümkün mertebe kendinizi korumaya gayret edin. Bu süreci bu şekilde atlatacağız. Sizlerin sorularınıza gelecek olursak, sorularınıza da gelecek olursak şöyle alalım bir saniye. VKG'ye bakalım. Şu an bir yükseliş grafiği var. Formasyon 2.26 bandında oluşmuştu. Şurada. Yani ben şurayı işaretliyorum ya. Bu şuraya tekabül ediyor. Saatlik bantta oluşmuştu bu formasyon. Geri çekilme yaptı. Burada yaklaşık 2.50'ye kadar bir yükselişi görünüyor. Bilginiz olsun. Şeker Finans. Şeker Finansal kiralamaya da bakacak olursak. Açık konuşmak gerekirse. Takibimde olmayan bir hisse senedi. Şimdi birçok kişi diyecek. Kaç tane hisseyi takip ediyorsunuz? Ben 5 hisseden birini. Yani 500 hisseden 100 tanesini takip ediyorum dostlar. O yüzden bütün hisseleri takip etmediğimi bilmenizi tekrar dile getirerek istiyorum. 17.01 ilk hedefi, 18.23 ikinci hedefi. Paylaştığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Falsoya bakalım. Falso ile alakalı birinci hedef 304 dolardı. Buradan takibe başlamıştım. 268'den itibaren 300 lira bandına geldiğimizde bir düşüş formasyonu oluştu. Bununla beraber geri çekildi ama herhangi bir sorun sıkıntısı yok. 300 dolar, 300 lira tekrar hedef bölgesi olarak takip edilebilir. Diğer sorularınızı da alalım. Hızlıca sorularınızı sorun dostlar. Sorularınızı yanıtlayıp müsaadenizi isteyeceğim. Sizlere çok fazla vakit ayıramayacağım. Bir telefon araması var. Ona bakmam lazım. Vakıf Finansal Yatırım Ortaklığı. Bununla alakalı profilimde var. %700 yükseliş beklediğim hisselerden bir tanesiydi. Büyük bir mesafeyi kat etti. Sonrasında geri çekilmesini yaptı bilginiz olsun. Şimdi burada birçok kişinin kafasını karıştıran bir soruya cevap vereyim. Dostlar sonrasında direkt müsaadenizi isteyeceğim. Gelen güzel bir yorum vardı. Diyor ki hocam yükseliş olan bir hissede Fibonacci çektik hedefleri bekledik. Ama hisse biraz daha düştü. Tekrar mı Fibonacci çekiyoruz? Şimdi burada benim stratejimi anlatayım size. Ben sürekli niye trade ediyorum? Onu da anlatayım size. Şurayı kapatayım bir saniye. Bakın. Şu benim Garanti Bankası'ndaki grafiğim. Ve ben Garanti Bankası'nı sadece 2023 yılında neredeyse 100 seferden fazla paylaştım. Bakın neredeyse 100 seferden fazla. Kendi grubumdan bahsediyorum. Yani dışarıdan falan bahsetmiyorum. Size kaç kere bahsetmişimdir? Örnek veriyorum. 30 kere falan. O da siz sorduğunuz zaman ya da endeksin yönünü tayin etmek için analiz ederken telaffuz etmişimdir. Ben burada alım noktamı belirledim ya. Sen yani şunları bir şey yapayım. Biraz sadeleştim. Ben buradan hisseden bakın alımımı yaptım. Hedef noktamı tayin ettim. İki hedefim belli. Ben buraya gelene kadar kaç kere trade edeceğim noktasına bakıyorum. Mesela ben buradan yükselişini paylaştım. Kendi grubumdaki yaptığım hareketten bahsediyorum. Arkadaşlar alarm kuruyorlar mesela. Satış formasyonu gerçekleşti mi? Onlar satışını yapıyorlar. Ben bir daha hani yukarıdaki hedefimi bekliyor olmama rağmen. Bu arada bu bir yatırım stratejisidir bilginiz olsun. Ben buradan 50 küsürden aldım. Hedefim 54-75 olmasına rağmen. Düşüş formasyonum var mı? Hemen bunu uyguluyorum. Ne yapıyorum? Ya aşağıdan eklemiş olduğum yani alım için koyduğum parayı çıkartıyorum. Kârı bırakıyorum. Ya da satışımı yapıp bir daha yükseliş formasyonu oluşmasını bekliyorum. Buradan sattım.
Alım noktam bakın etiket burada görünüyor. Alım noktam burası. 49.46. Ben burada bir daha paylaşım yapıyorum. Tamam, bir daha paylaşım yapıyorum. Düşüş noktasını arkadaşlar kendisi belirlesin istiyorum. Çünkü zaten Akıncı onlara nerede satış yapacaklarını veriyor. Tekrar en son ben ne zaman paylaştım? Bunun grafiğini de sizlerle de paylaştım zaten. Yani şey değil. Sizlerle de paylaştım. Nerede garantinin grafiği? Burada. Garantinin siz buradaki hedeflerini görüyorsunuz ya. Örnek veriyorum. Geldi 50 lira bandından bir düşüş formasyonu mu oluştu? Ben hemen trade için burayı değerlendirmeye gayret ediyorum. Yani sürekli aktif yatırım. Ben alım noktamı belirledim. Hedeflerim orada olmasına rağmen düşüş formasyonu gerçekleşti mi? Trade için yine hareket planı belirliyorum. Bu noktada diğer traderlardan farkım benim bütün düşüş ve yükseliş noktalarını değerlendiriyor olmam veya değerlendirmeye çalışıyor olmam. Ben sürekli loss sayımı arttırıp sürekli daha yüksek kar oranları hedefleyerek takibimi yapıyorum. Mesela herkes bu son hareketleri ya biz ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken ben burada ne yaptım? Alım noktam vardı, satış noktam var. Yani ben bu formasyonları evden getirmedim. Burada oluşan hareketler itibariyle ortaya çıktılar. Ne yaptım? Alımımı yaptım, satışımı yaptım. Ha, şu olabiliyor bazen. Örnek veriyorum ben 48.90'dan paylaşım yaptım. Geldi 48.40'a kadar. Son gün bu şekilde oldu. 48.40'a kadar geldi örnek veriyorum ya da 50'ye kadar neyse. Ne oldu? Benim buradan esneme payım. Şöyle bakalım. Yaklaşık 30-40 kademe oldu. Bu da %1'e tekabül ediyor. Çok önemli bir şey değil bu. Benim odaklandığım şey hedefime giderken, yani benim burada yükseliş hedeflerim var. Garanti Bankası'nda benim yükseliş hedeflerim var. Yani siz hisseye neden takibimden çıkmıyor? İşte neden sürekli alım satım yapıyorum sorusunu merak ediyorsunuz ya. Bakın ben hisseyi nereden beri taşıyorum? 67 sentten beri taşıyorum şurada. Hisse 2 dolara geldi. Ben burada başladığım lot miktarını, yani ben burada hisseyi elimden çıkarmak yerine sürekli lot sayımı arttırmak için trade ederek takip ediyorum. Benim Garanti Bankası'ndaki düşüş paylaştığım nokta burası. Alım paylaştığım nokta burası. Aradaki trade'leri es geçerek söylüyorum. Bu şekilde takip ediyorum. Bundan dolayı benim çok hisse takip etmeme gerek yok. Ben takip ettiğim hisseleri doğru takip ederek ilerliyorum. Her hisse ortak olunmaz. Ortak olduğum hisse sektöründeki öncü hisseler. Takip ettiğim hisseler her bilançosuna bakmaya ihtiyaç duymadığım hisseler. Yani benim işim gücüm yok. İşte BOFA ne almış? İşte şu tahta yapıcı kimmiş? Bunları mı araştıracağım? Ben kalkıp piyasada oyuncak olmak yerine oyun kurucu oluyorum. Düşüşümü hesaplıyorum, yükselişimi hesaplıyorum. Yani bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Ya gidip Garanti Bankası'nı mı alıyor satıyor? İşte katılım endeksindeki hisselere bakmıyorsunuz. Siz Garanti Bankası'nı sevmek zorunda değilsiniz. Katılım endeksindeki güzel hisselerden alıp satabilirsiniz. Yani hangi bakış açısına sahip olursanız olun, her zaman sizin bakış açınıza uygun yatırım yapılabilir hisse senedi bulunur. Burada şunu da söylemek istiyorum. Sadece bir hissenin faiz geliri var mı yok mu diye bakmak değil. O hissede insanları dolandıran bir yapı var mı diye bakıp buna dair de kendinizi korumak zorundasınız. Yani bir dini hassasiyetiniz varsa eğer, dini hassasiyetiniz faiz yemiyor ama hırsızlık yapıyor diye bir bakış açısı olamaz. Hisse katılım endeksinde 3 liradan gitmiş 60 liraya. Bakıyorsun, insanlar burada mağdur olmuş. Bu hissenin patronu öyle veya böyle. Bana göre manipülatif bir harekete sebebiyet veren her piyasa yapıcı yanlıştır. Hangisi olursa olsun. Onun patronu da hak yemiştir yani.
Faiz haksa o da hak. Ya da işte kalkıp ne bileyim abhol. Bu şeyle alakalı çok böyle topa tutuldum, hatırlıyorsunuz değil mi? Pandası mandası, tombişi mombişi hiçbir şey kalmadı piyasada. Herkes taraf oldu. Benim karşımda set oldular. Niye? Ben doğruları söylüyorum diye. Bak, hisse senedini 160 liradayken 1000 liralara, 1070'lere gideceğiz diye pazarlıyorlardı. Ne oldu ise? Nereye düştü? Yarı yarıya düştü neredeyse. Ya da unlu hissesi. Her Allah'ın günü biz uçacağız diyorlar. Bakın, her Allah'ın günü. Bununla alakalı daha 20 lira, 22 liralardayken arkadaşlar bu hissede satış var, düşüş geliyor diye paylaşım yaptım. Altına hemen hırsızlar doldu. Atmadıkları iftira kalmadı. Piyasada dönen olayları sizin çözmeniz lazım. Ya gidip saçma salak hisselerle uğraşmayın. Hissenin ne iş yaptığını bilmiyorsanız uğraşmayın arkadaşlar. Yazık günah, gerçekten yazık günah. Bak, ben yorum yaparken bazen utanıyorum. İnanın ne söyleyeceğimi şaşırıyorum, biliyor musunuz? Ne diyeceğim mesela ben adama? Adama demişler bu ise 5 liradan gidecek işte 1000 liraya, 5000 lira neyse. Ve bu adam inanarak almış bunu. Kaçtan almış? 7'de almamış, 8'de almamış, 10'da almamış, 100'de almamış, 160, 170'de almış. E ne olacak bunun sonu? Ya da bu hisse. 4 liradan ne oldu da bu hisse geldi 25 liraya? Tamam, enflasyon, tamam, başka şeyler. Şirketin değeri gerçekten bu kadar hızlı arttı mı? Ya o yüzden bazı şeyleri dile getirirken mutlaka vicdanımızı şey yapmamız lazım yani. Bakın bir tane daha göstereyim size. Bak, bunda biz nasıl bir strateji belirleyeceğiz? Nasıl bir şey belirleyeceğiz mesela? Geçen konuşan arkadaşı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu hisseden dolayı uzman çavuş intihar etmiş. Yani bu yapının kırılması lazım. Piyasada hiçbir fenomen, hiçbir işte analist kalkıp yanlış hisselerle alakalı tek kelam etmiyor. Niye biliyor musunuz? Ağzını açana hemen onun hakkında, onun hani aleyhine olacak propaganda başlatıyorlar. O yüzden hiç kimse ağzını açmıyor. Piyasa beni biliyor olmasına rağmen 5-10 kişi dışında kimse kalkıp ya Alp Bey böyle bir şey yapmaz demedi. Unlu hissesinin düşüşünü paylaştım. Ben hissede de alım yapmamışım. Hiçbir şeyim yok. Düşüş paylaştı sadece. Tek bir formasyon var, düşecek. Bir baktım o kaç tane çakalın kuyruğuna basmışız. O yüzden dostlar bu tarz yapıların oluşmasının sebebi piyasadaki bilinçsiz insanlar. Siz bilinçli olduğunuz zaman kimse size hisse pazarlayamaz. Kimse size kalkıp ederin üstünde bir hisse satamaz. Kendinizi korumayı öğrenin artık. Mesela Reader. Baktığınız zaman güzel bir hisse. Sektör açısından iyi bir sektörde, teknoloji sektöründe, doğru mu? Tamam, ben bu hisseyi aldım, hiç satmıyorum. Uzun vade trade edeceğim. Diyorsunuz ayrı bir şey. Bakın, az önce analizi yapmış olmama rağmen örnek vereyim. Son gelen sorulardan itibaren. Çok güzel. Ben aldım, 10 sene satmayacağım. Bu güzel bir tercih. Ama ben kalkıp burada alım satımı yapacağım derseniz, kardeşim sen en erken 1 yıl sonra buradaki fiyatı hak edeceksin. En erken. 2 kere 2 4. Fiyatının üstünde ise bitti. Bu kadar. Hocam vakıf finansal yatırım ortaklığı. Bununla alakalı grafik var profilinde. Oradan bakabilirsiniz, bilginiz olsun. Evet dostlar, müsaadenizi isteyeyim.
Benim bazı işlerim var, bazı görüşmelerim var. Onları yapacağım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapan herkesin yorumlarını okuyorum, bilginiz olsun. Hepsine cevap veremiyor olabilirim ama hepsini okuyorum tek tek. Sağlıcakla kalın.